El Rezzak, her canlının rızkını verici odur. Bu mübarek ismi şerifin özellikleri. Rızkın çoğalması için bu esma-i ilahiyenin zikrine devam eden kimsenin rızk artar. Sabah, akşam namazlarından sonra 308 defa okumaya devam ederse Allah-u Teala rızkına bereket verir. O kimsenin rızkının çoğalmasına vesile olur. Sabah kimseyle konuşmadan 20 defa şu duayı okuyanların zihni açılır. Darda kalanlar ve hasta olanlar cuma namazlarından sonra 100 defa okumalıdır. Tenzih sana, senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey her şeyin Rabbi, ardından kalacak varisi, rızıklandıranı ve merhamet edeni, bütün noksan sıfatlardan tesbih sana, fitnelerden, fesatlardan korunmak için sabah namazından önce 10 defa okuyan kimse, bütün musibetten korunmuş olur. Mikail aleyhisselam bu ismi şerifle zikir ederdi. Bu isimle zikretmeye devam edenlerin rızkı artar, bereket bulur. Aç karnına 20 defa okuyanın zihni açılır, işi kolaylaşır. Bir kimsenin karşısında 26 defa okursa haceti görülür. Hasta üzerine 100 defa okursa o hasta şifa bulur inşallah. Yokluk yüzü görmemek için bu mübarek ismi şerifi zikretmelidir. Bu mübarek ismi şerifi yazdırıp iş yerine asanlar ticaret hanesinde hareket ve bereket olur. El-Rezzak, Esma-ül Hüsna'da geçen Allah'ın isimlerinden biridir. El-Rezzak anlamı bakımından rızka kefil olmak ve onu vermek anlamına gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Hud suresi içinde yer alan El-Rezzak ismi hayırlı bir fazilete sahiptir. İsmin anlamını ve faziletlerini en iyi şekilde Hud suresi açıklamaktadır. Duanın ya da namazın ardından söylenen Ya Rezzak, Allah'ın rızkına ve berekete yorumlanmaktadır. Ya Rezzak esmasının fazileti oldukça faydalı ve hayırlıdır. Genellikle maddi sıkıntı içinde olanlar, ödeme ya da hanesine bereket gelsin isteyenler, duaların ya da namazların ardından birkaç kere Ya Rezzak diyerek Allah'tan rızık dilemektedirler. Sabah namazı sonrasında çoğunlukla tekrarlanan Ya Rezzak teşbihi evlere bolluk, bereket getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'in Hud suresi Er-Rezzak esmasını anlamak için başvurulabilecek bir kaynaktır. Burada yaratılan tüm varlıkların Allah'a ait olduğu ifade edilmektedir. Allah-u Teala yarattığı tüm varlıkların rızkına da kefildir. Bu bağlamda Er-Rezzak sıfatı Allah'ın tüm varlıkların ihtiyacını karşılayan olduğunu nitelemek için kullanılmaktadır. Dünya üzerinde kazanılan rızık ve dünyevi diğer mallar yalnızca Allah'ın izniyle ve O'nun takdiriyle kazanılmaktadır. Er-Rezzak sıfatını kavrayabilmek için bu durumun iyice anlaşılması gerekmektedir. Er-Rezzak ismi şerifin içerisinde sayısız fayda ve fazilet bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni ise bu zikre devam eden kişinin maddi ve manevi tüm sıkıntılardan kurtulmasıdır. Sabah namazının ardından yapılan Ya Rezzak teşbihi tüm haneyi bereketlendirmektedir. Bunu yapmaya devam edenlerin de bir müddet sonra zihinleri açılmaktadır. Böylelikle bu kişiler ilmi konuları da rahat rahat kavrayabilmektedirler. Rızkının artmasını ve evindeki yiyeceklerin bollaşmasını isteyen kişilerin mutlaka Ya Rezzak
zikrine yönelmesi gerekmektedir. Zikir şeytanı uzaklaştırır ve ayrıca onun gücünü kırar. Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu sağlar. Kalpte meydana gelecek olan üzüntü ve düşüncelerin uzaklaşmasına destek verir. Zikir, kalbin pasını silmek ile beraber kalbi tertemiz hale getirir. Kişinin hanesine girecek olan rızkı yükseltir. Allah-u Teala'nın sevgisini kazandırır. Saadet ve kurtuluşun yolunu açar. Bol bol zikir çekmek, Allah'ın sevgisine ulaşmak anlamına gelir. Özellikle Allah zikir çekmenin manevi açıdan çok önemli faydaları bulunmaktadır. En önemli yanlarından biri, yüzü ve kalbi nurlandırır. İnsanın yüzüne nur gelir ve kendini öbür dünyaya çok daha yakın ve huzurlu hisseder. Aynı zamanda Allah'ın sevgisini kazanmak ve ona yakın hissedebilmek için zikir çok önemlidir. Kaybettiğimiz hale getirir ve tüm pasını siler. İnsanın kalbini mutluluk, sevgi ve hoşnutluk ile doldurur. Bu sebepten dolayı doğru şekilde ve uygun zamanlarda Allah zikri çekmenin çok önemli faydaları bulunmaktadır. Manevi açıdan olduğu kadar aynı zamanda Allah zikri çekmenin psikolojik faydaları da bulunmaktadır. Özellikle insanın düşünceleri arasındaki negatif unsurları tamamen uzaklaştırır. Hayata daha pozitif açıyla bakma şansı sunarken daha umutlu hale gelme olanağı verir. Kalp sevgiyle dolar ve insanlara daha güzel bakma şansı tanır. Zikir, kelime anlamıyla anmak ve hatırlamak şeklinde ifade edilir. Bu doğrultuda İslami açıdan zikir çekmek, Allah'ı hatırlamak ve ona yakın hissetmek olarak değerlendirilmektedir. Bu sebepten dolayı aslına bakılırsa zikir çekmenin herhangi bir günü ve saati bulunmaz. Allah'ı hatırlatacak ve onu andıracak kelimeleri kullanmak suretiyle Allahu Ekber demek gün içerisinde zikir çekmek anlamına gelmektedir. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.